Kurultayı'nın bugünkü oturumunda jeofizik yöntemler ve jeolojik uygulamalarla ilgili çalışmalar aktarılacak. Oturumumuzda dört tane sunum var ve ilkini Meriç Berge hocamız yapacak. Kırkağaç Manisa Kaptaş sahasında tümleşik jeofizik çalışmalar başlığı altında. Birkaç dakika sonra başlayacak. Caner Öztürk, Mahmut Göktuğ Drahor ve Meriç Aziz Berge tarafından yapılmış bir çalışma. Diğer sunum yapacak araştırmacıları da hatırlatalım. Sunumlarımız 15 dakika olacak. 5 dakikası soru cevap olacak. Süreyi aşmamak için lütfen dikkat edelim. 15 dakikalık sürenin sonuna geldiğimizde buradan el kaldırma işareti yapacağız. Olmazsa sözlü uyarıda bulunacağız tüm konuşmacılara. Evet, saatimiz 13:30. Vaktimizi de iyi kullanalım, sarkma olmasın diye. Şimdilik ben sözü Meriç hocamıza bırakıyorum sunumunu yapmak üzere. Hocam teşekkür ederim. Sanırım sunumumuz da gözüküyor ekranda. Evet. Sayın katılımcılar, Ekran Kırkağaç. paylaşımını tekrar galiba yapman gerekecek. Tamam, hemen geçiyorum. Evet. Şimdi uygun mudur hocam? Evet, uygun. Tamam. Tamam, teşekkür ediyorum oturum başkanları, değerli katılımcılar. Kırkağaç Kaptaş sahasında yaptığımız tüm jeofizik çalışmaların sonuçlarını sizlere sunacağım. Çalışmayı ben Meriç Berge sunacak. 9 Eylül Jeofizik Mühendisliği bölümünden. Sunumu aynı bölümden Profesör Doktor Mahmut Doğru ve Geoim Mühendislikten Caner Öztürk'le birlikte hazırladık. Sunumumun genel akışında önce çalışmanın amacını sizlerle paylaşacağım. Daha sonra Kaptaş sahasını ve jeofizik yöntemleri sizlere tanıtacağım. İlerleyen slaytlarda ise elde ettiğimiz sonuçları ve bunlara ait yorumlamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel bir başlangıç olarak yeraltının jeolojik ve hidrojeolojik karakterizasyonları bir havzadaki yeraltı suyunun davranışını anlamak için önemlidir. Sondajlardan uygulanan geleneksel yöntemler ise mekansal çözünürlük eksikliğinden dolayı bu amaç için yeterli değildir. Jeofizik yöntemler bu noktada biliyoruz ki fiziksel özellik dağılımlarını hem zaman ölçeğinde bunun yanı sıra iki veya üç boyutlu görüntüleyerek yeraltı yapılarının tanımlama avantajına sahip. Dolayısıyla hidrojeolojide hidrojeofizik olarak adlandırdığımız bu çalışmalar esas olarak hidrojeolojik parametrelerin tahminini, yeraltı suyu hareketini, su kalitesi değerlendirmesini ve hidrojeolojik yapıların tanımlanması ile ilgili oluyor. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçeleri arasında bulunan Kaptaş sahasında yeraltı suyu akıferini modellemek için tümleşik jeofizik çalışmalar kullandık. Bu jeofizik yöntemler elektrik özdirenç tomografisi, indüklem polarizasyon tomografisi, doğal gerilim ve biraz da jeoteknik parametrelere de bakabilmek açısından sismik yöntemlerden P kırılma tomografisi ve çok kanallı yüzey dalgaları analizi oldu. Genel bağlamda bu yüzey jeofiziği yöntemleri Rubin ve Hubbard'ın hidrojeofizik kitabında da belirttiği üzere araştırma ölçeği olarak yerel ve bölgesel araştırma ölçeği arasında yer almakta. Çözünürlük olarak da orta ve düşük çözünürlük kısmında yer alıyor. Bu bağlamda baktığımızda hidrojeolojik olarak yaptığımız ölçümler içerisinde laboratuvar ölçümleri görece araştırma ölçeğinde noktasal bazda kalmakta. Bunların çözünürlükleri yüksek iken tam tersi yönde havadan veya uydudan yaptığımız çalışmalar bölgesel ölçekli çalışmalar kapsamına giriyor. Bunların ise çözünürlükleri düşük halde gözlenmekte. Bu grafiğe baktığımızda dediğim gibi yüzey jeofiziği ölçümleri orta ve düşük çözünürlük arasında ve yerel ve bölgesel kısmına denk gelmekte. Bu bağlamda çalışma alanımızı tanıtmaya geçecek olursak Soma ve Akhisar arasında Kırkağaç Graveni içerisinde yer alan çalışma alanımız bulunmakta. İnci'nin vermiş olduğu tektonik ve jeolojik haritalara baktığımızda çalışma alanımız Kırkağaç Grabeni'nin içerisinde batısında Soma ve Dereköy Grabenleri yer almakta ki Dereköy Grabeni lignit ve kömür madeninin çıkarıldığı bölgeye denk gelmekte. Jeolojik olarak baktığımızda ise
Gençten yaşlıya doğru birimlerin alüvyal yelpaze çökelleri, Soma ve Deniz formasyonu ve İzbran karozonu kireç taşları olarak saptandığı gözlenmekte. Biraz daha detaylı bir jeoloji haritasına baktığımızda çalışma alanımızın Kırkağaç Grabeni'nin kuzeybatı ucunda olduğunu görüyoruz. Kırkağaç Grabeni aktif bir çöküntü alanı, Grabeni'nin batı kenarı Kırkağaç Fay Zonu ve Bakır Fayı ile denetlenmekte. Bunlar normal faylar. Bunun dışında faylar batıdan doğuya doğru gençleşmekte. Bu nedenle Bakır Fayı Kırkağaç Fayı'ndan göreceli olarak daha genç olarak tanımlanmış. Bu fay çalışma alanındaki kaptajların oluşumunda etkili olmalı. Yani suçlarının oluşumunda etkili olmalı diye düşünüyoruz. Olasılıkla Bakırçay yatağı içindeki örtülü genç fay grupları, yani burada alüvyon altında kalan örtülü genç fay gruplarının Soma fay zonunun gruplarıyla kesişmesi sonucu yeraltı suyunun yüzeye çıktığını düşünüyoruz bu bölge içerisinde. Kısaca çalışma alanı ve çevresinin sismisitesine de baktığımızda özellikle depremlerin İzmir Körfezi ve kuzeyinde Ege Denizi'nde yoğunlaştığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Balıkesir, Akhisar, Turgut ekseni üzerinde de depremlerin yoğunlaştığını görmekteyiz. Çalışma alanı özeline baktığımızda ise sol taraftaki şeklimizde 1900'lü yıllardan beri 3 ila 6 büyüklüğü arasında oluşan yaklaşık 12 depremin Bakır ve Musa Hacı Fay gruplarının aktif olduğu ortaya koymakta. Dolayısıyla Kırkağaç Grabeni'nin en geçkin isminin de bu bölgede olduğunu bize düşündürmekte. Çalışma alanımızın uydu görüntüsünü bu slaytta vermeye çalıştık. Batıda Bakırçay nehrini görmekteyiz. Uydu görüntüsü üzerinde kaptajların ve su çıkışlarının bulunduğu bölgeleri işaretledik. Bu bölgeleri kapsayacak şekilde tümleşik jeofizik yöntemler uygulamaya çalıştık. Bu su çıkışlarının olduğu konumları kapsamaya özellikle dikkat ettik. Aynı zamanda birbirine dik yönlü hatlarda ölçümler yaparak yer altının 3 boyutlu bir görüntüsünü de oluşturmayı amaçladık. Bu bağlamda yeşillerle gördüğümüz hatlar elektrik rezistivite tomografisi ve indükten polarizasyon tomografisi kesitlerinin yerlerini göstermekte. Kırmızıyla gördüğümüz hatlar ise doğal gerilim profillerinin ölçüm alan yerlerini temsil etmekte. Sunumun başında da belirttiğim gibi biraz da jeoteknik parametreleri de ortaya koyabilmek açısından alanın orta kesiminde sismik ölçümler de gerçekleştirdik. Maviyle gösterilen bu hatlarda onların yerlerini temsil etmekte. Jeofizik yöntemleri arazide uygulama ve sonrasında veri değerlendirme kısımlarıyla ilgili şöyle kısa bir özet tablo buraya vermeye çalıştım. Üzerine çok durmayacağım. Genel olarak verileri ölçümünden ve değerlendirilmesinden sonra çalışma alanına ait grafikler, iki boyutlu kesitler, çit diyagramları ve derinlik kesmeleri oluşturduk ve böylece kaptajların bulunduğu bölgedeki akiferin modellemesini ve yorumlamasını yapmayı amaçladık. Hemen hızlıca elde ettiğimiz sonuçlardan görüntüler vermeye çalışacağım. Böylelikle akifer yorumlamasıyla alakalı olarak neler elde ettiğimizi sizlerle paylaşacağım. İlk örneğimiz 2 numaralı hattı burada beyazla gösteriliyor çalışma alanı üzerinde. Sırasıyla sağ taraftaki şekilde yukarıdan aşağıya doğru bakacak olursak üstte doğal gerilim yönteminden elde ettiğimiz bir grafik. Onun altında elektrik rezistivite tomografisi kesiti, onun altında da indüklenmiş polarizasyon tomografi kesitini görmekteyiz. Bu üçü yerin elektriksel özelliklerini ortaya koyduklarından dolayı birlikte burada sunmayı uygun gördük. Öncelikli olarak elektrik rezistivite tomografi kesitinden yer altındaki akiferin ve jeolojik birimleri tanımlamayı amaçladık. Buna yönelik olarak baktığınızda üzerinde de yazmaya çalıştık. Yaklaşık olarak 110 metrelik bir araştırma derinliği içerisinde bu kesitte maviler düşük rezistivite, kırmızılar yüksek rezistiviteli birimleri gösterecek şekilde en aşağıda yani yaklaşık 80 metre derinlikte kireç taşı, kalkerli çamur taşı olarak tanımlanan Soma Deniz formasyonu yüksek öz dirençte tespit etmeyi başardık. Dikkat edecek olursanız bu birimin sağına doğru yani batı güneybatı yönünde profilin öz direnç değerlerinin aniden düştüğünü görebiliyorsunuz. Bu ani geçişin bir fayla ilişkili olabileceği şeklinde bir yorum geliştirdik. Ve bunun sonucunda bu faylarla derinlerden yüzeye doğru taşınan suların
yüzeydeki zonlar boyunca hareket ederek yüzeye yükseldikten sonrasında da çökel ortamda yatay yönde bir yayılımla dağılım gösterdiği şeklinde bir yorum yaptık. Bu kesitimizde yine üstte orta öz dirençli yeşil renklerle görebildiğimiz kısımda da güncel çökeller olarak tanımlamış bulunmaktayız. Bu noktada indüklen polarizasyon tomografisi sonucuna da değinmek gerekiyor. Bu kesitimiz yeri altının elektriksel anlamda bir şarjlanmasını bize temsil ediyor. Ve burada kırmızıdan bordoya giden renkler yüksek şarjlanma değerlerini ifade etmekte. Bu kesitteki yorumumuz ise şu şekilde oldu. Yüksek şarjlanma gösteren yerlerde ok yönünde de görebileceğiniz üzere su çıkışlarının olduğu şeklinde bir yorum gerçekleştirdik. Ve bunların yüzeydeki iz düşümlerine baktığımızda ise çalışma alanında bu noktalarda kaptajların yer aldığını görebilmekteyiz. Dolayısıyla bu ikisinin birbirini desteklediği sonucuna vardık. Hızlıca bir başka kesit örneğine geçeceğim. Bu sefer az önceki örneğe dik yönde kesecek bir hatta ait sonuçları sizlerle paylaşıyorum. 8 numaralı hat. Bu hatta da yine elektrik rezistivite tomografi kesitinden yola çıkarak bakacak olursak güncel çökeller içerisindeki yeraltı suyu dağılımını açıkça görebiliyoruz. Aşağı kısımda yine Soma deniz formasyonuna ait birimi görüyoruz. Yalnız bu birimin öz direnç değerleri bir önceki örneğe göre biraz daha düşük. Dolayısıyla bunu bu formasyonun zayıf dayanında kırıklı ve bol çatlaklı bölümleri olduğu şeklinde yorumladık. Yine bu rezistivite kesiti üzerinde bir fay zonunun olabileceğini tahmin ediyoruz öz direnç değişiminden dolayı. Benzer özellik yukarıdaki doğal gerilim grafiğinde de gözlenmekte. Genelde profil üzerinde negatif değerler veren bu yöntemde şu noktada gördüğünüz üzere pozitif bir değer ölçülmüş. Dolayısıyla bunun da bu fay zonuyla ilişkili olabileceği şeklinde bir yorum yaptık. Altta verilen indüklen polarizasyon tomografisi kesitine baktığımızda ise şarjlanma değerlerinin kesitin sağ tarafında yani kuzey-kuzeybatı kısmında yükseldiğini görüyoruz ve buraları su çıkışlarıyla ilişkilendirdik. Çünkü yüzeyde de hem kaptaş hem de yüzeyde gözlenen su çıkışları vardı. Dolayısıyla bu ikisinin birbirini desteklediği şeklinde bir yorum gerçekleştirdik. Diğer profillerin hepsine tek tek değinmeden şöyle genel bir çit diyagramları üzerinde örneğimize, sonuçlarımıza bakalım istiyorum. Sol tarafta rezistivite kesitlerinden, sağ tarafta ise indüklen polarizasyondan elde ettiğimiz şarjlanma kesitlerinin birlikte gösterimi var. Böylelikle iki boyutlu kesitleri üç boyutta göstererek iletken ve rezistif zonlar arasındaki ilişkiyi görmeye çalıştık. Burada iletken tabakalar yani maviyle gösterilen değerler su çıkışları ve çıkan suların yatay dağılımları ile ilişkili. Ancak çalışma alanında derin bir sondaj verisi yok. Dolayısıyla buradaki birimlerin tam olarak adlandırılmasını yapmak mümkün olmadı. Oradan jeofizik kesitler üzerinde ve jeoloji bilgisi üzerinden giderek bu birimleri adlandırmaya çalıştık. Elde ettiğimiz sonuçların bir başka sunumu ise derinlik kesmeleri şeklinde oluyor. Burada elektrik rezistivite tomografi ölçümlerinden elde ettiğimiz derinlik kesmeleri var. Ne demek bu? Bunlar harita şeklinde ve yüzeyden başlayarak derinliğe doğru rezistivitenin dağılımını, değişimini gösteriyor. Az önceki kesitlerde tanımladığımız fay yorumları ve bu kesitler üzerinde de çalışmalarımız sonucunda burada fay 1 ve fay 2 diye tanımlanan iki tane olguyu belirlemiş olduk. Bunlardan fay 1 için konuşacak olursak Musa Hoca fay setinin devamı gibi duruyor ve kuzeybatı güneydoğulu doğu yönlü normal bir fay. Bunlar gömülü faylar yani jeoloji haritası üzerinde tanımlanmış faylar değil. Jeofizik sonuçlardan yaptığımız yorumlamalar. Aynı zamanda bu fay 1'i dik yönde kesecek şekilde ikinci bir fayı da tanımladık. Dolayısıyla bu iki fayın kesişim noktasından ana suların ana çıkış kaynağının olabileceği kanısına vardık. Hızlı bir şekilde doğal gerilim yönteminden elde ettiğimiz sonuçlara da şöyle bakacak olursak bunlar da haritalar şeklinde çalışma alanından farklı doğal gerilim haritaları. Bu haritalar üzerinde özellikle pozitif genlikli ve ortalama 10 mV'a yaklaşan burada kırmızı renklerle gösterdiğimiz
değerler elde ettik. Alanın kuzeyinde yer alan bu önemli pozitif kapanımların bulunduğu yerlerin kaptajların yüzeye doğru olan su çıkışlarıyla ilişkili olduğu yorumunu yaptık. Dolayısıyla doğal gerilim yönteminin de bu tip araştırmalarda yer altını tanımlayabilirliğini göstermiş olduk. Şimdi diğer yöntemlerden farklı olarak sismik yöntem sonuçlarından iki tane örnek vereceğim ve sunumu tamamlamaya çalışacağım. İlk örneğim sismik bir hattı. Burada sol tarafta sismik kırılma yönteminden elde ettiğimiz P dalgası kesiti, sağ tarafta MASV yönteminden elde ettiğimiz S dalga kesitiye alıyor. Bunların birlikte kullanımıyla birlikte VP bölü VS ve Poisson değerlerinin dağılımını burada görmekteyiz. Kabaca alanda 6 tane sismik hatta ölçümler gerçekleştirdik ve 1600 metre bölü saniye gibi ortalama hız elde ettik. Bunlar tipik çöker tabakaları gösteriyor. Bunun dışında bu kesitler kullanarak oluşturduğumuz Poisson kesitine bakacak olursak yüzeyden yaklaşık 3-4 metre derinlikte burada nokta kesitli olarak işaretlemeye çalıştım. Yeraltı üst suyu tabakasının gözlendiğini söyleyebiliyoruz. Çünkü Poisson değerlerimiz 0.45'in daha da altında devam ediyor bu bölgede yaklaşık 30 metrelik bir araştırma derinliğinde. Son bir örneğimizde sismik 3 hattından alanda bu bölgede bulunuyor. Bunu niye gösterdik? Bu hatta özellikle P kırılma tomografisi kesitinde şurada işaretlemeye çalıştığım gibi düşey yönde tabakada bir değişim var. Bunun olası olarak bir fay ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Diğer elektrik yöntemlerin sonuçlarıyla da karşılaştırdığımızda. Ortalama olarak 0.46 gibi bir Poisson değeri elde ettik bu 6 tane sismik hat üzerinde ve bu değer de hepimizin tahmin ettiği gibi zeminin yüksek sıvı oranlarına sahip ve kil içeriğinin yüksek olduğunu göstermekte. Aynı zamanda yoğunluk değerleri de hesapladık burada kesit olarak vermedik ama ortalama onlar da 1900 değerini gösteriyor. Bu da çöker kayaçların değerlerini işaret etmekte. Kısaca özetleyecek olursak bütün bu sonuçları özellikle elektriksel çalışmalar, ERT, IPT ve SP çalışmaları kaptaj sahası içindeki su çıkışlarının yerlerini gösterdi. Bunların faylarla ilintili olduğunu bize işaret etti. Çalışma alanının 40 ağaç grabeni içerisinde genç bir havza oluşumundaki fay zonlarında tespit edildiğini gördük. Kabaca zemin özelliklerini ise genç graben sahası içerisinde kalın çökel örtü, yüksek yeraltı suyu ve kırıklı bir ortam olması nedeniyle zayıf zemin özellikleri gösterdiğinde sismik yöntemlerde tanımlamış olduk. Dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum sizlere. Mikrofonu tekrar oturum başkanlarımıza bırakıyorum. Çok teşekkürler Meriç Hocam. Birkaç dakikamız var. Sorusu olan varsa chat penceremizden yazabilirler. Şu ana kadar bir soru görmüyorum. Bir soru gelene kadar ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Özgür Hocam'ın buyurun. Sorusu var mı bilmiyorum. Bu şey ERT 2 hattını açmıştınız elektrik öz direnç ile ilgili. Orada fayı gösteriyorsun. Evet burada. Evet. Tam ben elektrikte pek aşina değilim. Sismolojiyle evet, uğraştığım için ama bu fayın yukarıya kadar uzandığını şeyi var mı? Elinizde bir bilgi var mı? Yüzeye su taşındığını söylemiştin. Taşınabilir demiştin. Sismikte de bir şey gözüküyor ama o da yüzeye gelmiyor gibi. Gelmiyor yüzeye hocam. Evet. Bunlar evet. Hani yüzeye de bir bilgi yoksa su taşıyor mudur gerçekte yukarıya kadar? Yoksa hocam bilgiler var mı? Şöyle oldu. Fay zonu boyunca sular yüzeye yükseldikten sonra burada güncel çökeller içerisinde artık yayılım yapıyor. Bu durumda zaten bizim resistivite yönteminin ve diğer yöntemlerin çözünürlüğü de azalmış oluyor. Dolayısıyla fayın yüzeye kadar uzandığını söylemek yani biraz varsayım. Yani fay olabilir ama yüzeye kestiğini söylememiz çok mümkün değil. Dolayısıyla sular yüzeye taşındıktan sonra bu güncel çökeller içerisinde yatayda bir yayılım göstererek akiferi buradaki oluşturduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Başka sorumuz var mı? Bakıyorum. Yok gibi gözüküyor. Üzerine alıyor. Bir soru gözükmüyor herhalde. Evet. Bir soru yoksa tamam, bir sonraki soruma geçebiliriz. Ben kapattım paylaşımı. Evet. Teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ederim. Sayın Belge'ye tekrar bu güzel sunum için